Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz permütasyon. Geçen videomuzda saymanın temel ilkelerine bakmıştık. Çarpma yolu ile sayma ve toplama yolu ile saymaya bakmıştık. Bugün de permütasyonun temeliydi bunlar. Namı diğer sıralamaya bakacağız. İlk önce sıralı ikili ve sıralı üçlü ne demek, onlarla başlayalım bakalım. Parantez içerisinde AB'yi yazdığım zaman bu sıralı ikili oluyor. 3 tanesini sıraladığım zaman ABC'yi de buna da sıralı üçlü diyoruz. Yani kaç tane eleman yazmışsak parantez içerisinde küme işareti değil, dikkat edin. Ona sıralı ikili, sıralı üçlü, sıralı dörtlü deniyor. Yani ben parantez içinde A, B, C, D 4 tane elemanın arasına virgül koyarak yazarsam burada ne oluyor? Sıralı dörtlü olmuş oluyor. Şimdi permütasyonda da bu sıralama demek. Yani kaç tane eleman isterse istesin kitapları sıralayacağız, elemanları sıralayacağız, insanları sıralayacağız, buna bakacağız. 3 elemanlı bir küme verilmiş bize. Hemen bakın, havada kalmasın, açıklayayım. Kümesinin sıralı ikilileri nelerdir diyor. Bu ne demek? Bu kümenin elemanlarından iki tanesini, istediğin iki tanesini seç ve bunları sırala diyor. Bu seçtiğim elemanlar A ve B olabilir. Dolayısıyla sıralarsam AB olabilir, BA olabilir. Doğru mu? A ile B'yi seçersem. Hemen küme işareti değil, dikkat edin. Açık parantez içinde yazıyorum. Çünkü AB ile BA sıralı ikili olarak aynı şey değil, farklı. O yüzden sıralama önemli olduğu için ikisine birden bakmak zorundayım. B ile C'yi seçmişsem ne olabilir? BC olabilir. Bir de ne olabilir? CB olabilir. A ile C'yi seçmişsek onlar kaldı bir de. AC olabilir, CA olabilir. İşte bu kümenin sıralı ikilileri toplam kaç tanedir? 2, 4, 6 tanedir. Peki bu sıralı ikililer ne anlama geldiğini görün diye tek tek yazdım. Böyle tek tek yazılarak mı bulacak? Bizi ilgilendiren bunların neler olduğu değildir. Bunların eleman sayısıdır. İşte bu sıralı ikili demek yerine ikili permütasyonları desek aynı şey mi? Evet, bu kümenin sıralı ikilileri demek, ikili permütasyonları demek. İkili permütasyonları demek. Sıralı üçlerini alsaydık o da ne olacaktı? Üçlü permütasyonları olacaktı. Peki bunları böyle tek tek bulmayacaksak, bunu veren bir formülümüz var. Hemen geçiyorum bunu. Bu 6'yı 2, 4, 6 taneyi nasıl buluyoruz? Formülle. N'in reeli permütasyonu dediğimiz şey, gösterim şu şekilde. Bunlar alt alta da yazılabilir, fark etmez. N faktöriyel, böyle N eksi R faktöriyel demekti. Bunun içinde bu permütasyonların sayısıdır. Faktöriyel ne demek? Doğal sayılarda tanımlı bir kavram, ona bakmamız lazım. Faktöriyel dediğimiz şey de birden N'e kadar olan sayıların çarpımına ne diyorduk arkadaşlar? N faktöriyel diyorduk. Yani birden 5'e kadar olan sayıların çarpımı 5 faktöriyeldir. 5 faktöriyel dediğim 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'tir. Yani 120'dir. 10 faktöriyel dediğim birden 10'a kadar olan sayıların çarpımıdır. 4 faktöriyel dediğim birden 4'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Bunlar hatırladığınız şeyler, faktöriyel kavramı, yani 24. Dolayısıyla n'in reeli permütasyonlarının sayısı dediğimiz şey de n faktöriyel. Bir de bu ikisinin farkını alıyoruz. Bunun faktöriyeline bölüyoruz. Tamam mı? Hemen şuraya bir tane örnek bir yazayım bakın. Demin ne dedik? 3 elemanlı bir kümenin ikili permütasyonları 6 tane bulduk. Permütasyon 3'ün ikilisi. Ne diyeceğim? N gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 3. R gördüğüm yere de kaç yazacakmışım? 2. Öyleyse 3 faktöriyel bölü 3'ten 2 çıkarttım. Ne yaptı? 1 faktöriyel. 3 faktöriyel ne demek? 1 çarpı 2 çarpı 3 demek. Aşağısı 1 faktöriyel yaptı. 1 faktöriyel de 1 demek. Yani kaçmış? 6. Yani deminkinin cevabını ikili permütasyonları nelerdir değil de ikili permütasyonların sayısı nedir deseydi ne yapacaktık? Bu formülde yerini yazacaktık. Mesela permütasyon, gene sıkıştırıyorum şura. 6'nın üçlüsü ne demek? 6 elemanlı bir kümenin sıralı üçlülerinin sayısı demektir, değil mi? 6 elemandan 3 tanesini sırala. Kaç farklı şekilde sıralamışsak o demektir. Hemen n yerine 6 yazdım bu sefer. 6 faktöriyel. Bu ikisinin farkını alıyorum aşağıda da. 6'dan 3 çıktı. 3 faktöriyel. Hemen yazalım. 6 faktöriyel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 3 faktöriyel yaptığı için 1, 2, 3. Bu 1, 2, 3'ler birbirini ne yapacak? Götürecek. 4 kere 5, 20. 6 kere 20 de 120'dir. Bunu soru içerisinde nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Evet, ne demiş şimdi? 4 tane farklı matematik kitabı varmış. 3 farklı da Türkçe kitabı varmış. Düz bir şekilde bir rafa sıralayacağız. Kütüphaneye bunları koyacağız yavrular. Herhangi iki tanesi kaç farklı şekilde sıralanır?
Yani toplam elimde 4 tane burada, 3 tane de burada, 7 tane kitap var. 7 tane elemandan herhangi 2 tanesini ne yap diyor? Sırala diyor. Herhangi 2 tanesinin sıralaması demek ikili permütasyonu demek, değil mi? 2 tanesini seç, küme oluştur demiyor. Bakın, al sırala diyor. Mesela bir matematik bir Türkçe seçtiysem, matematik Türkçe diye de sıralayabilirim. Türkçe matematik diye de sıralayabilirim. Dolayısıyla 4, 3 daha kaç yaptı? 7. 7 tane kitap var. Bu 7 kitaptan 2 tanesini sırala. Yani 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı permütasyon sayısını soruyor. Öyleyse permütasyon 7'nin ikilisi. Hemen yazıyorum. En yerine 7 geldi. 7 faktöriyel. 7'den 2'yi çıkarttım. 5 faktöriyel. Artık bunu direkt yazıyorum. 7 faktöriyel ile 5 faktöriyel böyle kalmaz tabii ki. Sadeleşir mi? Sadeleşir. 7 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 6 7. 5 faktöriyel de 5'e kadar olanların çarpımı. Yani bunlar birbirini her zaman götürecek mi? Hep götürür. 6 kere 7 kaç kalır? 42 kalır. Sadece 2 tanesini sıraladık. 2 tane matematik olabilir, 2 tane Türkçe olabilir, bir matematik bir Türkçe olabilir. Matematikler farklı olduğu için farklı matematikler içerisinde de 2 matematik kendi içerisinde de farklı sıralanıyor. Tamam. B. Hepsi kaç farklı şekilde sıralanır? Yani 7 kitabın 7'sini de sıralayacağız. Öyleyse ne yapacağım? Permütasyon 7'nin 7'lisi diyeceğim. 7 kitabın 7'sini birden sırala diyor. Hiç içinden matematiği, Türkçeyi birinden birini seçme diyor. Öyleyse en yerine 7 yazdım. 7 eksi 7'de ne oldu? 0 faktöriyel oldu. 0 faktöriyel ne demek? 0 faktöriyel de hatırlayın tanımdan 1 demekti. Öyleyse 7 faktöriyel bölü 1 ne yapar? 7 faktöriyel. Bunun cevabını da bulmanız beklenmiyor. Böyle bırakabilirsiniz. Hatta aklınızda bulunsun. 7 tane elemanın maksimum sıralanış sayısı 7 faktöriyeldir. 8 tane elemanın maksimum sıralanış sayısı 8 faktöriyeldir. Kısacası n tane elemanın farklı sıralanışların sayısı n faktöriyeldir. Hiçbir kısıtlama yoksa. Bakın burada 2 tanesini yaz diyordu. Daha düşük çıktı. Eğer bir kısıtlama gelirse sayısı, permütasyonların sayısı gittikçe ne yapar? Düşer. C seçeneğinde de ne diyor? Matematikler yan yana olmak şartıyla. Bu ne demek? Herhangi iki tane matematiğin arasına bir ya da daha fazla Türkçe kitabı giremez. Matematikleri tek kitap kabul edeceksiniz demek. Arasına ben bunun kitap almayacaksam hepsini bakın 4 matematiği bağlıyorum. 4 matematiği yan yana olacaksa birbirinden ayrılmamak şartıyla der. Ayrılmayacaksa bunu bir kitap gibi düşünüyorum. Hepsini bağladım. Yani koli gibi düşünün. Bir de yanında ne var? 3 tane de Türkçe kitabı var. Yani toplam elimde 4 kitap varmış gibi düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Matematiklerin arasına Türkçeler giremeyeceği için matematikleri ne yaptım? Koli yaptım. Bağladım arasına Türkçeler girmesin diye. Öyleyse 4 matematik kitabını bir kitap gibi düşündüm. 3 tane de Türkçe kitabı var. Toplam 4 kitap gibi düşündüm. 4 kitabın sıralanışı neydi? 4 faktöriyel. Bunun sıralanışı 4 faktöriyeldir. Nasıl 7'nin 7'li permütasyonu 7 faktöriyeldi. Maksimum sıralanış sayısıydı. Burada da bir kitapsa kabul ettim. Yani bir koli, 3 kitap daha 4 kitap. 4 kitabın sıralanış sayısı 4 faktöriyeldir. Yalnız bu matematikleri nasıl bağladığım önemli. Yani matematikler farklı kitaplar. Birbirinin aynısı değil. Mat 1, Mat 2, Mat 3, Mat 4. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü, dördüncü kitap. Böyle mi dağıttım? Mat 1, Mat 2, Mat 4, Mat 3 mü? Yani bunları kendi içerisindeki sıralamasına da bakmam lazım. 4 tane matematik kitabı var. Kendi içerisindeki sıralanışta nedir? 4 faktöriyeldir. Bu da matematiklerin, onu yazıyorum, siz de notunuzu alın. Matematiklerin, matların kendi içindeki sıralamasıdır. Kendi sıralaması. Çünkü bu şekilde devam ediyor. Matematikleri nasıl bağladığım da önemli. 4 faktöriyel 24 yapar. Bu böyle de olabilir seçeneklerde. Bu da 24 yapar. 24 çarpı 24 de 24'ün karesiymiş. 576'ymış. Anlaşıldı mı? Kısacası kaçın kaçlı permütasyonu? Bunu sana sözlü olarak vermez. Matematikleri sıralıyoruz. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin'i sıralıyoruz der. Sadece kaç tane elemanı nasıl sıralamamızı istiyorsa o şekilde sıralıyorum. Başka hiçbir esprisi yok. Şimdi bakın bunu daha iyi anlayacaksınız. Pekiştirelim. Elimizde
bilyeler var. 4 tane mavi, 3 tane beyaz, 2 kırmızı bilye. Aynı renk bilyeler yan yana olmak şartıyla. Bu sefer bakın hepsini bağla diyor. Yani ben ne yapacağım burada? 4 maviyi bir tane kabul edeceğim. 3 beyazı bir tane kabul edeceğim. Çünkü mavilerin arasına beyazlar da kırmızılar da giremiyor. Beyazların arasına maviler kırmızılar giremiyor. Yani mavi, beyaz ve kırmızılar kendi içerisinde yan yana olacaklar. 2 kırmızıyı da ne yapacağım? Bir bilye gibi düşüneceğim. Yani toplam 1 artı 1 artı 1. Kaç tane bilye varmış gibi düşünüyorum? 3 bilye varmış gibi düşünüyorum. 3 bilyenin sıralanışı ne olacak yavrucuklar? 3 faktöriyel olacak. Doğru mu? Yani bunları koli yaptım gene. Peki bu mavi bilyeleri de nasıl koli yaptığım önemli mi? Evet, demin matematiklerdeki gibi. Öyleyse 4 faktöriyel mavilerin kendi içerisindeki çarpı 3 faktöriyel beyazların çarpı 2 faktöriyel de nelerin? Kırmızıların kendi içerisindeki sıralanışı. Tekrar ediyorum. Aynı renk olanlar birbirinden ayrılmayacak. Aralarına başka renk girmeyecek diyorsa onları bağlayıp koli yapıyorduk. 4 maviyi bir koli yaptım. 3 beyazı bir koli yaptım. 2 kırmızıyı bir koli yaptım. Toplam 3 koli var. 3 kolinin sıralanışı da 3 faktöriyeldir. Şu mavilerin kendi içerisindeki sıralanışıdır. 3 faktöriyel. Bu beyazların kendi içerisindeki sıralanışıdır. Bu da kırmızıların kendi içerisindeki sıralanışıdır. Ve çarpma yoluyla sayma. Unutmayın. Bunları niye çarpıyoruz hocam? Niye toplamıyoruz? Çarpma yoluyla sayma mantığını geçen videoda görmüştük. Birbirini etkileyen durumlarda alternatif sayılarını ne yapıyorduk? Çarpıyorduk, değil mi? Geçiyorum. Evet, kitap bilyeden başka kişileri de sıralayabiliyoruz. Haydi sıralayalım. Ne demiş? Aralarında Ceren ve Deniz'in de bulunduğu 7 kişi var. 7 kişiyi sıralayacağız yavrucuklar. 7 kişiden A seçeneğinde Ceren ve Deniz yan yana olmamak şartıyla. Yan yana olmasını istiyorum. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çarpma yoluyla saymada da yapmıştık, hatırlayın. 7 basamaklı bir sayı varmış gibi düşünüyorduk. Ceren ve Deniz yan yana olmayacak. Bir sürü durum var değil mi? Ceren burada olur, Deniz burada olur. Ceren buradayken Deniz burada, 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 burada. Her yerde olabilir. Denizle Ceren de yer değişebilir. O yüzden bunları tek tek bulması zahmetli. Biz ne yapalım? Tüm sıralanıştan Ceren ve Deniz'in yan yana olduklarını çıkaralım. Tamam mı? Öyleyse Ceren ve Deniz yan yana olacak. Aralarında başka kimse olmayacak. Birbirinden ayrılmayacak diyorsa Ceren ve Deniz'i ilk önce ne yapalım? Bağlayalım. Bir kişi kabul edelim. Ceren artı Deniz. Kaç kişi? Bir kişi gibi düşündüm. Geriye toplam 7 kişiydi. Ceren ve Deniz'i çıkarırsam geriye kaç kişi kaldı? 5. 5 kişiyi daha ekledim. Toplam kaç kişiyi sıralayacağım? 6 kişi gibi düşünüyorum bunları. Tekrar ediyorum. İlk önce Ceren ve Deniz'in yan yana olduğunu buluyorum. Yan yana olmamak diyor ama önce yan yana olsunlar diyorum. O yüzden bağladım ikisini. Koli yaptım. Bir kişi, 5 kişi daha var onlar dışında. Toplam 6 kişi. 6 kişinin sıralanışı neydi? 6 faktöriyeldi. Bu ikisini de nasıl bağladığım önemli. Ceren Deniz olabilir, Ceren Deniz olabilir. İki tane olduğu için ikisinin sıralanışı 2 faktöriyel. Bu Ceren'in de Deniz'in de yan yana olduğu. Bunu ne yapacağım? Tüm sıralamadan çıkartacağım. Tüm sıralama şurası mı? Evet. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi ne demektir? 7 faktöriyeldir. 7 kişinin sıralanışına bakıyoruz. Artık onu direkt yazıyorum. Permütasyon 7'nin 7'lisi. O da neydi? 7 faktöriyeldi. Bu tüm sıralanış. Bu yan yana oldukları. Öyleyse cevabım nedir? 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelmiş. Bununla açıp düzenleyebilirsiniz. Ben bırakıyorum. Yan yana olmadıkları durumu tek tek bulmak zor. Toplam 7 kişi, hiçbir kısıtlama yok. 7'sinde maksimum sıralanış sayısı 7 faktöriyeldi. Yan yana olduklarını da bunun içerisinden çıkarttım. Gelelim B'ye. B'de de şart vermiş. Ya unutmayın bakın, şart olduğu zaman hep permütasyonların sayısı azalır. Maksimum olan nedir? 7 kişi 7 faktöriyel. 8 kişi 8 faktöriyeldir. Bunları gittikçe kısıtlama veriyorsa ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Ceren ve Deniz'in sıranın farklı iki ucunda olacak diyor. Ceren'i başa koydum. Deniz'i sona koydum. 7 kişiden bakın şartı yerine getirdim.
İkisi Ceren ve Deniz'i başa ve sona koydum. Geriye kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bu 5 kişiyi istediğim gibi sıralayabilirim Ceren ve Deniz'i yerleştirdikten sonra. Yani şu tüm sıralanışı nasıl 7 kişinin 7 faktör geldi? Ceren ve Deniz'i çıkarttıktan sonra 5 kişinin sıralanışı nedir? 5 faktör geldir. Dolayısıyla 5 faktör yer bu. Ama Ceren bir uçta, Deniz bir uçta diyor. Ama hangisi hangi uçta söylemiyor. Kendi içinde de bunlar sıralanıyı yer değiştirir mi? Evet. Ceren başta, Deniz sonda olabilir ve bu uçta. Veya Deniz sol başta, Ceren sağ başta olabilir. Yani iki tane durum var. Ya da iki kişinin sıralanışı nedir? İki faktör yerdir. 5 faktör yer 120, 2 faktör yerde 2, 120 çarpı 2 de 240'mış. Gelelim tekrarlı permütasyona. Tekrarlı permütasyonda da özdeş elemanları sıralıyoruz. Bakın şu ana kadar sıraladığımız kişiler zaten özdeş olamaz. Bilyeler, kitaplar falan bunlar neydi? Farklı elemanlardı, farklı kitaplardı, farklı bilyelerdi. Şimdi de özdeş olana bakacağız. N tane elemanın A tanesi özdeş, B tanesi kendi içinde özdeş, C tanesi de kendi içerisinde özdeşse. Bunların hepsinin sıralanması, bunların toplamı da N'i veriyor zaten. N faktör yani hani maksimum sayıdaki sıralanış diyorduk ya. Kendi içerisindeki yer değiştirmelerini düşeceğim. Çünkü bakın eğer şu iki kalem özdeş kabul edin bunları tamam mı? Renkleri de aynı olsaydı birbiriyle özdeş. Bunları yer değiştirdiğim zaman farklı bir sıralama elde etmiş oluyor muyuz? Hayır. Bu sıralamayla bu sıralama aynı. Çünkü bunların ikisinin de mavi olduğunu düşünün. Özdeş olursa mavi 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 mavi. Farklı bir sıralama elde etmiş olur muyuz? Olmayız. Dolayısıyla çarpım durumundaki bir şeyden nasıl kurtuluruz? Kendi içerisindeki yer değiştirmelerine ne yaparak? Bölerek. Hemen geçiyorum burayı. Soruyla daha iyi anlayacaksınız. Özdeş. Elimde ne var? 4 tane mavi. 4 tane, 5 tane de beyaz var. Maviler kendi içerisinde özdeş. Beyazlar kendi içerisinde özdeş. Toplam kaç farklı şekilde sıralanır diyor. Tek bir sıra halinde sıralayacağız. 4 tane, 5 tane daha. Toplam kaç tane bilye var? 9 tane. 9'unu da sırala diyor. Hiç özdeş olmasaydı 9'unun sıralaması ne olacaktı? 9 faktöriyel olacaktı. Bunların içerisinden neyi düşeceğim? Özdeş 4 tane olduğu için kendi içerisindeki yer değiştirmeleri. Yer değiştirmeleri 4 faktöriyel, 5 faktöriyel hepsi bu. N faktöriyelin içerisinde çarpım durumundaydı. Çarpım durumundaki bir şeyden nasıl kurtuluruz? Bölerek. Hadi bölelim. 9, 8, 7, 6 çarpı 5 faktöriyel diyorum bunun yerine. Aşağıda da çünkü 5, 4, 3, 2 diye gidecek. Zaten 9 faktöriyel o demek. 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Bunlar gider mi? Gider. 4 faktöriyel de 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 dersek 2 kere 4 8'i götürsün. 3 de şunu götürsün. 9 kere 7 63. 2 ile çarparsak 126'ymış. Eğer bunların tekrar ediyorum bakın. Özdeş olmasaydı 4 tane mavi 5 tane de beyaz bilye deseydi özdeş demeseydi ya da farklı deseydi toplam sıralanış sayısı ne olacaktı? 9 faktöriyel olacaktı. Geçtim. Marmara sözcüğünün harfleri kullanılarak 3, 6, 7 harfli. Kaç farklı sözcük yazılabilir diyor. Bakın burada Marmara'nın ortak neleri var? Harfleri var. M'ler ortak, A'lar ortak, R'ler ortak. Dolayısıyla burada özdeşlemesine gerek yok. Yani toplam 7 tanesi de farklı olsaydı. Bunun içerisinde toplam 7 harf var. 7 harfin sıralanışı 7 faktöriyel. Birbirinden farklı 7 harf olsaydı 7 faktöriyel tane farklı sözcük yazabiliyordum. Ama gelelim. M'ler kaç tane? 1, 2. Bu M'leri söylemesine gerek yok. 2 faktöriyel özdeş. A'lar kaç tane? 1, 2, 3. Bu 3 A'da özdeş. 3 faktöriyel. R'ler 2 tane. R, 2 faktöriyel. Öyleyse elde edebileceğim farklı sözcük sayısı toplamda budur. Bu işlemin sonucunu da yapalım. Aynı zamanda şeyde faktöriyeli de görmüş olursunuz. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel diyeyim. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel dursun. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyeller yallah. 2 kere 2, 4 yallah. Pratik işlemleri de siz kendiniz yapacaksınız. 5 kere 6 30, 7 ile de çarparsam 30'u 210 olmuş. Bunların özdeş olduğunu söylemesine gerek yok. Geçtim.
Evet, bir tekrarlı permütasyon sorusu daha klasik. Üniversite sınavında çıkmıştı, ondan sonra her kitapta var. Bakın, A, bunların her birisi farklı yollar olmuş olsun. A'dan B'ye gitmek istiyor bir kişi. En kısa yoldan gidecek. Yani en kısa yoldan gitmek için yani şöyle tutup da şöyle gidemez dolaşarak. En kısa dediğine göre sağ veya yukarıya gidecek. Doğru mu? Sağa ve yukarıya gitmek zorunda. Sola gitme şansı var mı? Yok. Sağa gittikten sonra tekrar sola gitme şansı yok. O zaman en kısa olmaz, değil mi? Sağ ve yukarı gidecek. Öyleyse toplam kaç tane yol gidecek? Bakın, bunu tekrarlı permütasyona nasıl uyarlıyoruz? Toplam sağ 1, 2, 3, 4, 5. Hangi yolu kullanırsa kullansın, yukarıdakiler de dahil olmak üzere, 5 birim ne tarafa gitmek zorunda? Sağ. Mesela bu sağı kullanmadı diyelim. Şuradan yukarıya çıktı. Bu sağı kullanacak. Öyle değil mi? Ya da buradan yukarıya çıktı. Bu sağı kullanacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 her halükarda 5 birim sağa mı gitmesi lazım? Yukarıda, yukarı olanda kaç tane yol var? 1, 2, 3, 4. Toplam yukarıda 4 birim gitmesi lazım. Hangi yolu kullanırsa kullansın, bakın en kısa olan hangisini kullanırsa kullansın 4 birim yukarıya çıkmak zorunda. Mesela bakın şu yolu takip edin, onu size alın. Yeşille göstereyim. Şu yolu takip ederek gitsin diyelim. Hop, yeşili takip edin. Şurası, şurası, alt şöyle gitsin dedim. Yollardan, en kısa yollardan birisi bu. Kaç tane sağa gitmiş, kaç tane yukarıya gitmiş ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sağa gitti gene. Yukarı 1, 2, 3 birim buradan gitti. Bir de şuradan çıktı 4 birim. Her halükarda 5 birim sağa, 4 birim yukarıya gidiyor mu? Gidiyor. Öyleyse toplam kaç yol gitmiş oldu? Toplam 9 yol gitmiş oldu. 9 birim gitmiş oldu. 9'un maksimum sıralanış sayısı 9 faktöriyel. Burada sağlar ve yukarılar, yani yönler artık birbiriyle özdeş yavrucuklar. Şurada ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan bir tanesini kullanıyor sonuçta. 5 tane yoldan. Dolayısıyla 5 tane sağa gideceği bu yol ne? Özdeş. 5 faktöriyel. 4 tane de yukarıya gideceği yol, o da özdeş değil mi? 4 faktöriyel. 9 faktöriyel bölü 5 faktöriyel 4 faktöriyel, bunu demin yapmıştık, 126'ymış. Demek ki A'dan B'ye gidebileceği en kısa yol kaç birimlik? 9 birimlik bir yol gidecek. Ve bu 9 birimlik yolların sayısı kaç? 126. İşte yeşil de bu 126 farklı yoldan bir tanesidir. Geçtim. Bu da üniversite sınav sorusu. Yıllar önce çıkmış. 4 tane madeni 1 lira var. 3 tane çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılır diyor. 4 tane madeni 1 liranın özdeş olduğunu burada söylemesine gerek yok. Hani kağıt para olmuş olsa seri numaraları falan farklı olacak, özdeş olmayacak. Ama burada madeni paralar özdeş ve 3 tane çocuk. Ali var, Bülent var, Cem var. 3 çocuğa dağıtacağım. Ha, ama her bir çocuk illa alacak diye bir şey yok. Ben hepsini mesela A kişisine verebilir miyim? Evet. Hepsini B'ye, hepsini C'ye de verebilirim. O yüzden ilk önce 4 tanenin adet olarak, bakın kime gittiği önemli değil. Onu en son bulacağım. Adet olarak kaç parçalamam gerektiğini yazıyorum ilk önce. Yani A'ya içinde, B içinde, C içinde bu geçerli. Ben ilk önce hep birincisinden A'dan başlayayım. Hepsini A'ya verdim. Bu 4 tane aldı. Bu 0 tane aldı, bu 0 tane aldı. Alternatiflerden birisi bu mudur? Budur. Sakın şey demeyin. Hocam B de hep 4'ünü alabilir. A ile C 0 olabilir. Ya da C de 4 tane. Onları birazdan bunun yanına yazacağım. Şimdi ilk önce ben 4 tanenin dağılımını yapıyorum. 4 0 0 diye dağıtılabilir A, B, C'ye. 3 tane bir tane 3 tane birisi, bir tane birisi, biri hiç almaz, bu şekilde dağıtabilir. Tamam mı? Bunları sembolik olarak yazıyorum. Yoksa hepsini A'ya verdim. Burada da 3'ünü A'ya verdim, 1'ini B'ye verdim değil. Kendi içerisindeki yer değiştirmeleri burada hesaplayacağım. Toplam 4 edecek. Ona bakıyorum. 4, 0, 0. 3, 1 daha 4, 0. Bu da 4. Başka ne olabilir? 2, 1, 1 olabilir. Toplam 4 olacak şekilde. 2, 2, 0 olabilir. Sadece 4 tane madeni paranın bir çocuğa kaç tane alabilir? En fazla, en az kaç tane alabilir? Bu şekilde dağıttık. Dolayısıyla 4 0 0 diye dağıtabilirim bu parayı, 4 parayı.
3-1-0 diye dağıtabilirim. 2-1-1 diye dağıtabilirim. 2-2-0 diye dağıtabilirim. Şimdi işin içine ne girdi işte? A'ya da geldiği, B'ye de geldiği, C'ye de geldiği ya da hiç gelmediği durumlar var. Şimdi 4, 0, 0'ı kendi içerisinde tekrarlı permütasyona sokuyorum. 1 4 aldı, biri 0 aldı, biri 0 aldı. Bu iki 0 birbiriyle özdeş. Normalde bu üçü de farklı olsaydı kaç farklı şekilde sıralanırdı? 3 faktöriyel. Ama iki tane 0, bunun 0 aldığı, bunun 0 aldığı da özdeş. Yani hiç almadıkları durum özdeş bu sefer. 2. Bu da ne yapar? 3. İşte bakın demin dediğimiz gibi. A 4 tane aldı. B hiç almadı. C hiç almadı. Bu bir durum. Ondan sonra B'nin 4 tane aldığı var. Bu ikinci durum. C'nin 4 tane aldığı, diğerlerinin almadığı var. Bu da üçüncü durum. İşte bu üç durumu parmak hesabıyla değil, tekrarlı permütasyonla sayıyorum. Şunlar bir tanesi farklı, şu iki tanesi aynı. Üçü de farklı olsaydı 3 faktöriyeldi. İkisi özdeş olduğu için 2 faktöriyel. Böldüm. Şu 3, 1, 0 bunların hepsi birbirinden farklı. Öyleyse 3 tanesinin sıralanışı ne olacak? 3 faktöriyel. 3 faktöriyelde kaç yapar? 6. 2, 1, 1. Şu mantıkla aynı mı? Evet hocam aynı. Bu ikisi özdeş. 3'ü de farklı olsaydı 3 faktöriyeldi. 2 tane 1 olduğu için 2 faktöriyel. Bunun sayısı da kaç? 3'tür. 2, 2, 0 dağılımına bakıyorum. Bu ikisi gene özdeş. Şunu şöyle şuraya yazayım. 3'ü de farklı olsaydı 3 faktöriyel. 2 tane 2 özdeş olduğu için 2 faktöriyel. 3 faktöriyeli 2 faktöriyele bölersek bu da ne? 3. Öyleyse birinin 4, diğerlerinin hiç almadığı 3 durum. Birinin 3, birinin 1, birinin hiç almadığı 6 durum var. Bir kişinin 2 tane, diğerlerinin birer tane aldığı 3, sonda da 3 durum var. Hepsini toplarsak 15 tane durum var. Tekrarlı kombinasyon mantığı ile ilgili bunun da bir formülü var ama o formül aslında müfredatta yok. Evet yavrular, benim bugünlük size söyleyeceklerim bu kadar. Ondan sonra bir sonraki videoda da kombinasyona geçeceğiz. Kombinasyonu göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.